Herkese merhabalar efendim. Nesne Premier'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Erman. Ben de hoş geldim. Sen de hoş geldin. Ne var ne yok? İyi, çok şükür. Bir yaramazlık yok. Koşturmaya devam ediyoruz. Geçen hafta ne dediysek oldu Sinan, bu programın gücünden korkmaya başladım. Kehanetlerde bulunuyoruz artık. Bu program bambaşka bir yere gidiyor. Newcastle'ın önce ligi 3. ya da 4. sonuçta Şampiyonlar Ligi. Öyle başladı bu macera değil mi? Alıp Liverpool ve Tottenham'ı dışarıda bırakacağını söylemiştik. Geçen hafta Liverpool çelme takar dedik Arsenal'a. Karşılıklı gol olur dedik. Olur dedik. Türlü 2,5 olaylar. Üstü olur dedik. Başka yere gitti Nesne Premier ya. Bu uyum bambaşka bir noktada. Neymiş böyle, şimdi kendimi gördüm ilk kez. Yeni uyandığım için. Seni tabii Şampiyonlar Ligi haftaların çok fenaydı. Ve NBA ile de birleşince zannediyorum. Aynen biraz... öyle bir birleşim oldu Sinem. Sen de basketbolun kalbinde büyümüş bir genç kızsın. Çok naziksin. Artık yani biraz daha veteranlığa doğru. Estağfurullah. Gitmiş olsak da çok naziksin. NBA bizim ne denir, zayıf karnımız. Bu mereti de bırakamıyoruz. Değil mi? Bu sene anlatmıyorum ama... play'in heyecanlı geçiyor. Dün Şanlı Lakers'ımız bir gün önce. Sen de günler tamamen karıştı. Dün de güzel maçlar vardı. Toronto'su, Chicago'su, Pelicans'ı. Keyif ya. NBA mi konuşsak bir 15 değişiklik olsun. NBA Premier Lig mi konuşacağız? Peki onu, ama bunu seni duymasın. Seni evet. Bunu duyarsa bir Nesne NBA diye program bu patlatırız ya. Ne dilediğine dikkat edeceksin. Evet, her şeyden bir şey çıkaran adam hakikaten tık diye yapar NBA programı. O zaman biz Premier Lig'e geri dönelim ama aslında biraz Şampiyonlar Ligi ile karışık konuşmak lazım. Bilmiyorum, herkesin herhalde en çok merak ettiği eşleşmeydi. Ya yani orada da ne dediysek oluyor. Ağaç yaptık. Yaptık. Gerçi Napoli ne dediysek oluyor diyorum olmadı da. Olmadı. Evet, Napoli Benfica orada tarafı. Orada biraz patladık. Biraz Napoli gerçi dönebilir. Ama 1-0 ya, bence döner. Orada Napoli için sorun şu, Anguissa ve Kim Min-jae yok rövanşta. Anguissa kırmızı kart, evet. Kim Min-jae sarı kart cezalısı. Ama dün Osimhen'in rövanşta oynayıp oynamayacağı belli değil gibiyken artık Spalletti maç sonu basın toplantısında oynayacak dedi. Artık belli oldu, oynayacak. En azından Osimhen'in olacak olması Napoli'nin çehresini değiştirir. Tabii biz Manchester City tarafından konuşmamız lazım biraz Premier olarak. Biz bugün biraz daldan dala. Olsun. Ben Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum bu sene Şampiyonlar Ligi'ni. Sen de öyle düşünüyorsun. Evet, City Napoli finalinden City şampiyon evet, yaptım ben. Yani zaten bence asıl finali sanki yarı finalde Real Madrid'le. Ya tabii Napoli City de zor bir maç City için. Hani tek maç bir de. Napoli'nin yani, bu sezonunu evet. Düşününce Napoli'yi de görmezden gelemeyiz, göz ardı edemeyiz. Ama yani geçen sene de Real Madrid City yarı final oynamış. Ve Real Madrid'i turnuvanın dışında en çok itmeye yakışık. Yani bak Paris Saint-Germain de çok yaklaştı. Çok. Real Madrid acayip döndü. Chelsea de çok yaklaştı. Real Madrid acayip döndü. Ama hiç kimse City kadar yaklaşamadı. Yani City doğru. 90. dakikaya geldiğinde Real Madrid'e 2 gol lazımdı. Yani, ve attı. Ve attı Real Madrid o 2 golü. O çok acayip. En hikayesi olan eşleşme maçı uzatması geldi için 2 gol lazım. Tabii tabii. Elemesi kazanması için bile değildi. Doğru. Sonra uzatmada attı Benzema bir tane daha. Aynen. Bu City'nin geçen sene de ne kadar büyük bir tehdit olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyor. Bir sene önce de final oynamışlardı zaten. Chelsea'ye Tuchel'e kaybettiler. O da çok dramatik bir maçtı. Tuchel'den bir rövanş aldı Guardiola. Epey bir rövanş aldı. Yani ben Bayern Münih'e dair çok fazla şey göremedim. Yok, paramparça ettiler. Göremedim yani. Daha bile... Ben bu kadar beklemiyordum bu arada. Bu konuda ben yanıldım. Beklemedim. Ben daha dengeli, daha böyle şey bir maç olur dedim ama sahadan sildi yani. Bu klişeyi gerçekleştirdi. İlk 15 dakikayı ayrı tutarsak, ilk 15 dakika Bayern'in de dengesi vardı. Hatta bir iki tane tehlikeli atağı da vardı. Bayağı. Sonra da Sané sürekli dışarıdan vurdu. Aynen. Rodri'nin füzesinden sonra, o müthiş golden sonra Bayern Münih hiç reaksiyon veremedi. Bence hiç. 3-0'ın da üstüne de gidebilirdi skor. Manchester City bence Premier Lig'de favori pozisyonuna geçti. Onu da söylemek lazım. Hazır Liverpool Arsenal demişken. Çünkü birincisi Arsenal için çok ilginç duyguları içinde barındıran bir maç oldu. Şöyle, şimdi ilk yarım saat öyle bir futbol oynadı Arsenal ve 2-0 öne geçti ki tamam beraberliğe dedik, değil mi? Hem tamam dedik hem de beraberliğe bir Arsenal taraftarının çok üzüleceği bir ortam var. 30 dakika boyunca Liverpool'u sürklase etmişsin. Evet. 2-0 öne geçmişsin. Ama maç öyle bir bitti. Liverpool öyle bir 60 dakika oynadı ki
Beraberliğe yatıp kalkıp şükretti Arsenal. Yani Ramsdale aldı. Gidiyordu, maç gidiyordu. Puanı Ramsdale aldı zaten. Yani Salah penaltıyı 54'te kaçırmasa, tabii, 2-2 orada olsa, tabii, belki çok daha erken Liverpool süresi de olacaktı maçı kazanabilmek için. Ama 86'da atmasına rağmen yine maçı kazanabilecek fırsatları buldu. Buldu. Daha iyi oynadı canım. Daha iyi oynadı. Yani Arsenal'ın oyunu, yani Arsenal için bir soru işareti o 60 dakika. Tamam, Liverpool kendi evinde her zaman, yani kötü bir sezon geçiriyor olsa bile, zaten bunun için ben Liverpool şerbet takar ve bir de bu büyük maçlarda biraz daha farklı, aynen, oluyor ya. Ben bu yüzden Arsenal'in puan kaybedeceğini düşünüyordum ama Arsenal'in son bir saatte bu kadar çaresiz kalacağını da düşünmüyordum. Değil mi? Arsenal'in oyunu için bir soru işareti olabilir mi? Ya şöyle, 3 puana düştü fark ama ben onu 3 puan olarak görmüyorum. Puan puana görüyorum. Oynanacak çünkü, bir evet, ya 5 puan, 5 puan yani, kendi 2 diyordum. Bu Manchester City'yi Arsenal'ın içi dışarıda çok zor değil mi? Zor ve Manchester City onu bırak. Arsenal'ın fikstüründe hala bir Newcastle deplasmanı, bu hafta oynayacağı sıkıntılı bir West Ham deplasmanı var. Manchester City'nin ben Brighton deplasmanı dışında fikstürleri burada çok konuştuk, ekrana çok geldi. Evet. Haftaya yine bakarız. Manchester City'nin takılabileceği çok bir durak yok. Yani ben tüm maçlarını kazanırsa hiç şaşırmam. Ya bir de bu Haaland'la oynamaya iyice tam alıştıkları döneme girdiler ya Erman. Burada çok konuştuk, aynen, hani City'nin, aynen, oyununu bozuyor, bozmuyor işte ritmini. Ama sanki iyice artık... Yok yok, alıştılar. Jack Grealish de çok yani, alıştı Haaland'a. Jack Grealish de, evet. Ve Jack Grealish kendi zaten çok iyi oynuyor ama Haaland'la oynamayı da çok iyi öğrendi. İşte Mahrez'i, Bernardo'su. Tamamen şey olmaya başladı yani, yine o Terminator yıkıcı, aynen, takım haline geldi. Rodri çok formda. Stoperler, Ake acayip. Hepsi Ruben formda. Diaz acayip bir maç yani oynadı. Yani. Aynen öyle. Herkes çok formda. Hepsi çok formda. Ama Pep Guardiola bunu hep yapıyor. Yani Pep Guardiola'nın o programlaması sezonu, evet, 9 ayı Şubat'tan Mart'tan sonra bu takım gaza basıyor. Doğru zamanda yükseliyor. Doğru yani, zamanda yükseliyor. Duble yapar mı bir de? Triple da yapabilir. Doğru, çünkü triple da yapabilir. FA Cup'ta da varlar. Bu da tabii acayip bir şey. Daha evet, oynanacak da 13-15 maç var. 70 falan olacak herhalde. Ya olmaz herhalde. O kadar, gerçi 60'larda. Tabii zorluk düzeyi artıyor, stres artıyor artık son dönemde. Evet. Ama bu adam da pek ilgilenmiyor o tarz şeylerle. Ya 60 olur büyük ihtimalle. 70'i bilmiyorum kesin ama. 60 kesin olur ya herhalde. Ne bileyim, olur yani. Olur olur. 60-65. Bir 20 golü falan daha varmış gibi geliyor bana. Yani çok acayip. Manyaklık. Başka acayip bir şey değil bu. Yani tamam, bunun içinde Chelsea'nin çok kötü bir sezon geçirmesi ve Chelsea'nin gol yollarında çok etkisiz olması da var ama adam Chelsea'den fazla gol attı Premier Lig'de. Yani böyle bir şey olur mu? Kendi bir, başına bir takımdan. Bir Big Six takımından. Yani evet, öyle alelade. Ya Bournemouth'tan atabilirsin. Ne bileyim efendim, Southampton'dan atarsın ama aynen, yani Chelsea'den hücumuna 300-500 milyon euro harcamış takımdan. Chelsea'nin 29 golü var Premier Lig'de. Evet. Erling Haaland'ın 30 golü var Premier Lig'de. Akıl. Bu gerçekten acayip bir şey. İşte tüm kurallarda da epey Pep Guardiola'yı 5 golle acayip bir şimdiden rakama ulaşmış. Epey keyifli gördüm. Ya çünkü ipleri eline almak başka bir şey. Ne olursa olsun Liverpool çelmeyi takmadan önce şunu diyorduk ya, yani City Arsenal'ı yenecektir. Yense bile yetmiyordu. 2'ye düşüyordu. Evet. Şu an City bütün maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. Avarajı da daha iyi, evet, Arsenal'dan. Doğru. City bütün maçları, Pep Guardiola artık diyor ki bu iş benim elimde. Ya ben herhangi bir maçta takılmazsam. Bunu almak istiyordu. O yüzden de keyifliler. Turu zaten geçtiklerini düşünüyorum ben Şampiyonlar Ligi'nde. Ben de. Çok büyük bir mucize olur. Yani o da Bayern Münih'in adı hürmetine olduğu söylüyorum. Olduğu için, evet. Adı hürmet. Yoksa sahada gördüğüm Bayern Münih'in Manchester City'nin bu oyun gücüne 3-0'dan dönebilmesi bayağı hiç mümkün değil. Bayağı hayal kırıklığı bu arada. Bu çok konuşuldu pankart. Evet. Doğru, haklılar. Yani Alman kulüpleri bu konuda çok hassas. Çok. Alman futbolu çok hassas. Onların kadar tabii geleneksel sistem herhalde en şey Almanlar. Gerçi Hollanda, Portekiz falan da öyle düşününce. Almanya'da kulüp satın alamıyorsunuz. Evet. Sistem bambaşka orada. Sistem bambaşka ve onlar da diyor ki işte Glazer'lar, Sheikh Mansur, tüm otokratlar futbol insanlara aittir. Futbol insanlar içindir. Sizin işte paralarınızı saçacağınız bir alan değildir. Özünde haklı. %100 haklı bence. Ama yani 2023
yılında, dünyasında, bu kapitalist düzende de öyle olmuyor. Yani futbol bu kadar endüstriyelleşmişken, olmuyor, bu kadar işine paralar girmişken, bir oyuncu 200-250 milyon eurolar, şunlar bunlar verilirken olmuyor. Yoksa özünde çok haklı bence de yani. Ben de katılıyorum ama işte evet, yani dünya değişti. Her şey değişti işte. Yani Dünya Kupası, kışın Dünya Kupası izledik mesela. Şimdi Manchester, yani artık ben şaşırmıyorum aynen, hiçbir şeye. Manchester City taraftarı da muhtemelen 2007'de, 2005'te kulüp işte mahsullar işte tarafından alınırken, işte Katar sermayesi tarafından alınırken büyük kısmı karşıdır. Yani biz Manchester City'yiz, kulübü. Ama şu an karşı mıdır? Yani Manchester City 2000'lerin başında dünya futbolunda ve Premier Lig'de neredeydi? Şu anda nerede? Bunun iyi modelleri var, kötü modelleri var. Mesela Glazer'lar iyi yönetemedi bu süreci. Evet. Manchester United taraftarının da birçok kısmı Glazers out diye bağırıyor. Tabii tabii. Ama kimse Manchester City'de işte Şeyh Mansur out diye bağırmıyor. Çünkü çok başarılı bir model ve bu biraz bununla da alakalı. Yani mesela şöyle bir şeyle tamamlayayım bu konuyu. Şimdi bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarları kulüplerinin çok fazla büyük bir borcu olmasına rağmen ben arada medyada görüyorum. Asla bizim kulübümüz işte bir Rus oligark alsın mı, bir Katar sermayesi alsın mı? Çoğunluk %90'ı, %95 hayır, Beşiktaş satılamaz, Fenerbahçe satılamaz, Galatasaray satılamaz. Bu duyguyu da çok iyi anlıyorum bir taraftar da olarak. Ama Galatasaray alındı, acayip yıldızlar geldi. Gerçi şu andaki haliyle de geldi yıldızlar ama daha sağlıklı bir para akışı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynadı. Burada yanlış anlaşılmasın bu arada, bu kulüpler satılsını savunmuyorum. Hatta ben işin tam tersi tarafındayım. Evet. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'ye olumlu bir Manchester City modeli gibi bir şey olduğunda o taraftarların şeyi de bir süre sonra kırılacaktır. İş her biraz sene saha sonuçlarıyla alakalı aslında burada. Mesela Malaga yani kötü oldu. Malaga da satın alındı. Malaga battı etti. Böyle kötü modelleri de var bu işin. Orada taraftar direncini kıran ya da taraftar direncini arttıran şey kulübün başarısı oluyor. Konudan taştık, çok başka modellere gittik ama olsun, ben bugün bu saçımla bu konuşmayı hak ettim. Saçıma yükseldim ben de bugün. Kendi saçına şey yükseldi. Erman, peki devam edelim. Jude Bellingham Liverpool çıktı haberleri vardı ama önce Karim Benzema geldi. Tamam, kardeşim bakalım. Kardeşim benim. Beni Şampiyonlar Ligi'ndeki son 11 golünün hepsini Premier Lig kulübüne beni atmış. Beni İngiltere'ye almayan, bana İngiltere vizesi vermeyen İngilizlere en alalım güzel cevabı Benzema. Karim Benzema. Sana mı vermediler? Evet, vermediler. İngiltere, Karim Benzema'ya vize vermeseniz daha mantıklı bir hareket olabilir sizin açınızda. Yani önüne geleni tıklıyor Karim. Hayır, inanılmaz değil mi? Son 11 evet, golünün bu, tabii burada tamamen Premier Lig'e denk gelmiş olması. Geçen sene çeyrek, yarı final ve final İngiliz takımları. Tabii. Burada ilginç olan şey grup aşamasında gol atmaması. Evet. Grup aşamasında gol atmadığı için tekrar son 16'dan başlıyor golleri atmaya. Orada da yine İngilizlerle devam ediyor ki bir sonraki tur yine İngiliz olacak büyük tabii, ihtimalle. Tabii öyle görünüyor. Bakalım. İnanılmaz bir şey ve daha etkileyici bir şey daha var. Bu da çok bu da çok etkileyici gerçi. Daha demeyeyim ama son 9 eleme turunda 14 golü var Benzema'nın. Evet. Bu da yani Erling Haaland'ın attığı 45 gole denk bir şey. Acayip bir kesinlikle rakam. Kesinlikle öyle. O Benzema da böyle yıllanmış şarap tadında. Aynen ve bütün biraz büyük maçlar yani bunlar kupanın kaderini tayin eden maçlar. Doğru. Hani grup aşaması öyle değil. Ama kupanın kaderini tayin eden 9 maçta 14 gol atmış. Acayip bir şey. Peki devam edelim. Jude Bellingham haberleri vardı ama Liverpool'un bu transferden vazgeçtiği söyleniyor. 120 milyondan aşağı bir fiyat vermiyor Borussia Dortmund ve Liverpool'da bu parayı ödeyemeyeceğini. Ya öder aslında da ya Liverpool'un şöyle, transfer politikası bu değil yani. Hem o değil hem de şimdi Liverpool'un anladığım kadarıyla transfere harcayabileceği bir 200-250'si var. Hı hı. Ve çok fazla transfer yenilenmeye ihtiyacı. Bir kere orta sahada en az 3 oyuncuya tabii çok kaliteli olursa belki 2 oyuncuya ihtiyacı var. Yani Jude'u alabilselerdi bile bence Jude'un yanına aslında minimum 1 hatta 2 bile olsa iyi. Şimdi ya James Milner bitti artık 300 yaşında. Naby Keita yani sahaya çıkamıyor. Thiago Alcantara doğru düzgün sahaya çıkamıyor. Ya bu sene orta sahada oynuyor. Bajtečić oynuyor 18 yaşında çocuk. İşte Curtis Jones'lar oynuyor. Harvey Elliott'lar oynuyor. Işte. Onlar bunlar oynuyor. İşte Fabinho biraz toparladı da Henderson tekrar geri döndü de biraz oldu ama kaldırmıyor artık bu olmuyor, oyuncular. Evet. Henderson'ın da yaşı var. Artı başka bölgelere de transfer ihtiyacı olabilir. Bek pozisyonu olur, işte kenarlar olur, hücum olur. Firmino ayrılıyor.
oraya tamam Darwin Núñez var, şu var, bu var ama başka bir alternatif de düşünebilirler. Yani 4-5 minimum transfer lazım. Bu denklemde de onlar Jude'a transfer bütçesinin %50'sini, %60'ını yatırmak istememelerini anlıyorum. Jude Bellingham bence Real Madrid ya da Manchester City'den birine gidecek gibi. Yani Manchester United'ın da zorlamaya çalıştığı söyleniyor ama dün nerede çıkan... izlemek istersin? Tabii ki Real Madrid'de, Real Madrid'de izlemek isterim. Yakışır da. Aslında Real Madrid'in direkt de ihtiyacı yok şu anda, yok, Jude Bellingham'a. Çünkü Jude Bellingham Luka Modric tipi bir oyuncu değil. Jude Bellingham biraz daha yani fizik, dinamizm, git gel, tempo oyuncusu. Evet. Bunları yapan Camavinga, Tchouameni gibi genç oyuncuları var zaten Real Madrid'in. Şimdi Bellingham oraya geldiğinde yani şu da söyleniyor. Modric, Kroos, Casemiro ikamesi yenileri. Üçlü. Ama Casemiro, Tchouameni olur. Hadi Kroos, Camavinga olur. Ama Modric değil Jude Bellingham. Çok Jude daha Bellingham, hareketli ve evet ama o kadar yaratıcı ve teknik değil. Değil. O kadar pozisyon yaratabilecek bir oyuncu değil. Ya da pozisyonu başka şekilde yaratan bir oyuncu. İnanılmaz oyun görüşüyle, top tekniğiyle değil. Ama evet, ama Modric'e çok farklılar yani. Yani evet, Jude Bellingham'ı da alabiliyorsan alırsın. Yani dünya futbolunun önümüzdeki 10 senesi Jude Bellingham. Değil mi? Alabiliyorsan alırsın. Dursun dersin yani. Bir de Premier Lig'de bu kez düşme hattına bakalım. Bakalım, hemen açıklamalar yapacağım. Tersten bu kez görelim. Soton düşer. Karıştı ama biraz değil mi? Düşer. Leicester? Leicester da düşer bence. Ya Dean Smith geldi, hoca değişikliği yaptı ama Leicester Bournemouth'a içeride yenilerek bence biz ligden düşeceğiz aga, inat ettik, düşüyoruz bu sene açıklaması yaptı. Dean Smith bir şey verebilir mi? Taze çok kan. Zor Manchester ya. City ile oynuyorlar bu haftada. Yani ilk maçta oynanabilecek. En kötüsü gerçekten. Nottingham, Everton oralarda ne diyorsun? Ben Southampton'ın düşeceğini aşağı yukarı kesin görüyorum. Bournemouth düşer diyordum. Bournemouth'a acayip bir 3 puan verdi Leicester City ve onları biraz kurtardı. Ama hiç belli olmaz. Ben Leicester'ın da düşeceğini düşünüyorum ya. Southampton'la Leicester da yani o kadroyla düşerek tarih yazacak, bu da ayrı konu. Ben Southampton'la Leicester'ın düşeceğini düşünüyorum. Şey, üçüncü takıma bir şey diyemiyorum ama Everton düşmez bence. Everton bence de düşmez. Şandaş Hoca ne yapar eder, bağlar. Nottingham Forest gidebilir ya. Böyle gidebilirler üçü. Sanki. Ya zaten Wolves, West Ham falan ben... Bu... Yok yok onlar. Ya mesela bak Bournemouth, West Ham'la aynı puanda ama aynı algıyı yaratmıyor. Yani Bournemouth gidebilir, West Ham gitmez. Wolves gitmez. Ama Bournemouth'la beraber alttaki her takım gidebilir. Yani 15, gidebilir. 16, 17, 18, 19. Ben Everton'ın bir şekilde geçen sene olduğu gibi bu sene de yırtacağını düşünüyorum. Southampton kesin gider. Leicester %90 gider. Nottingham Forest ile Bournemouth arasında geçebilir diğer düşüş. Leeds? Kurtarır mı diyorsun kendini? Nerede? Ucundan kıyısından işte diyorsun. Öyle böyle bir şekilde bağlama çekerler. Peki o zaman biz de artık programa bağlama çekiyoruz sanırım. Hayır olsun. Çok keyifli bir yayındı. Her konudan konuşuldu. Biraz evet, daldan dala bir program oldu. Nefisti. Nesne Premier yani müthiş. Saça bak ben. Ağzına sağlık Erman ve Erman'ın saçları. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.